Evet arkadaşlar, kümeler test 4 birinci soru. Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için 3 çarpı S A fark B eşittir 2 çarpı S B fark A eşittir 4 çarpı S A kesişim B olduğuna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır? Bir oran verilmiş yine arkadaşlar. Kaçta eşitleyelim bunları? 12 K'da eşitleyelim. Kümelerimizi yazıyoruz şöyle. Yine buraya sıkıştırmış olalım. A kümemiz, B kümemiz. Bakın A kesişim B arkadaşlar, o zaman ortası ne olmalı? 3 K olmalı yazdık. B fark A. B'nin A'dan farkı şurası 6 K olmalı. Bunu yazdık. A fark B yine burası da arkadaşlar 4 K olmalı diyoruz. A birleşim B'ye baktığımızda 7 13 K olarak bulacağız arkadaşlar. En az dediğine göre K'yı biz buradan 1 kabul edersek cevabımız da 13 olmuş olacak. Yani arkadaşlar birinci sorumuz ne olmuş olacak? Adana seçeneği olmuş olacak sorumuzda diyoruz. Evet, ikinci sorumuz arkadaşlar. A ve B kümeleri evrensel kümenin alt kümeleridir. A SA artı SB'nin değili 17. SA'nın değili artı SB 23 olduğuna göre SE kaçtır? Arkadaşlar çok klasik bir sorudur bu sorumuzda. Şöyle taraf tarafa bunları toplayacak olursak. Bakın burada neyi biliyoruz? SA ile SA'nın kümesinin elemanları toplamı bize neyi verecek? Evrensel kümeyi verecek. Aynı şekilde bu da bize yine evrensel kümeyi verecek. Topladığımızda 30, burası ne olmuş olacak? 40. Yani 2 tane S evrensel küme eşittir 40 ise evrensel kümemiz buradan 20 olarak bulmuş olacağız. Doğru yanıtımız arkadaşlar Bursa seçeneğidir demiş olacağız bu sorumuzda. Evet, üçüncü sorumuz. İki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 4 ve 5 ile tam bölünür? Arkadaşlar hem 4 hem de 5 ile tam bölünebilmesi için bunların ekoklarına ihtiyacımız var. Nedir 4 ve 5'in ekoku? En küçük ortak katı 20'dir. Yani iki basamaklı olacak ve 20 ile tam bölünecek doğal sayıları istiyorum. 20 küçük olduğu için yazabiliriz arkadaşlar. 40, 60 ve 80'dir. Toplamda da kaç tanedir? 4 tanedir. Doğru yanıtımız Adana seçeneği demiş olacağız. Dördüncü sorumuz yine benzer. Bu sefer de veya demiş. İki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 5 veya 6 ile tam bölünür? Arkadaşlar önce 5 ile bölünenlere bakalım. İki basamaklılardan 10, 15, nokta 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 90, 5'e kadar iki basamak sayılı. Sayı adetlerini bir hatırlayalım nasıl buluyorduk. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 yapıyorduk. 95'ten 10 çıkarırsak arkadaşlar 85. 85'i 5'e böldüğümüzde 17, bir daha 18 tanesi kimin katıymış? 5'in katıymış. İki basamaklı olup 6 ile tam bölünenleri yazalım. En küçüğü 12, 18 bu şekilde gidiyor. En büyüğü 96 olmuş olacak. 96 eksi 12 bölü 6 artı 1 formülümüz. 96'dan arkadaşlar 12'yi çıkardığımızda ne geliyor? 84. 84'ü 6'ya böldüğümüzde yan tarafa bölelim. 84 bölü 6 bir defa olacak. 24. Buradan da arkadaşlar 4 defa artı 1 15 defa olmuş olacak. Toplayalım bunları. Topladığımızda 33 tane olarak buluyoruz. Şıklarda da var 33 ama doğru yanıtımız 33 değil. Çünkü arkadaşlar birlikte saydıklarımız var. Yani her ikisinde de saydıklarımız var. Örneğin kimler onlar? Bunlar 5'in ve 6'nın ekokları olan 30'u katları. Yani 30, 60 ve 90'ı hem burada saydım hem de burada saydım. Dolayısıyla bu 3 taneyi ne yapıyoruz? Bulduğumuz toplam sonuçtan çıkarıyoruz. Doğru yanıtımız Denizli olarak bulmuş oluyoruz. Evet, 5. sorumuz. Yukarıdaki şemada taralı bölge aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Evet arkadaşlar, burada şunu görebiliyoruz. B kümesi ile A ve B, C kümesinin tümleyenlerinin kesişimi. Yani B fark A ile B fark C'nin kesiştiği yerden ifade ettiğine göre doğru yanıt Adana seçeneği diyebiliriz bu sorumuzda.
Altıncı sorumuza bakıyoruz. Bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı 4 elemanlı alt küme sayısına eşit olduğuna göre bu kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar n elemanlı bir küme düşünelim. 3 elemanlı alt küme sayısı n'in üçlü kombinasyonudur. Aynı şekilde bu n elemanlı bir kümenin 4 elemanlı alt küme sayısı birbirlerine eşitse altlarının toplamı üste eşit olacağına göre n buradan kime eşit? 7'ye eşit. 7 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısını istemiş. Yani cevabımız 7'nin ikili kombinasyonudur. Buradan da 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1 diye açtığımızda doğru yanıtı Bursa olarak bulabiliriz. Doğru seçeneğimiz Bursa seçeneğidir diyoruz. 7. sorumuz arkadaşlar. A kümemiz A, B, C, X, Y, Z, T. B kümemiz A, B, D, E, X, P, R kümeleri veriliyor. A'nın alt kümelerinin kaç tanesi? B'nin de alt kümesidir. Şimdi arkadaşlar B'nin A'nın alt kümelerinden herhangi birinin B'nin de alt kümesi olabilmesi için ortak elemanlarına bir bakalım. A'lar ortak, B'ler ortak. Ondan sonra arkadaşlar X'ler ortak. Ve ortak olan başka var mı? Gözümüzden kaçmasın. Yok. Yani kısacası A kesişim B'nin elemanları kimler? A, B ve X. Yani 3 elemanlı bir kümenin arkadaşlar tüm alt küme sayısı 2 üzeri 3 eşittir. 8 tane alt kümesi aynı zamanda B kümesinin de birer alt kümesidir diyebiliriz. 8. soruya bakıyoruz. Yine kümelerimiz verilmiş arkadaşlar. A kesişim B'nin eleman sayısını sormuş. Gayet kolay bir soru yine. Kesişimler, ortak olanları alıyoruz. Yine gözümüzden kaçırmamak için altlarını çiziyorum arkadaşlar. Başka da sanırım yok. Kaç eleman? 3 elemanlı bir kümedir diyoruz kesişimiz. Daha önce bunların tanımlarını yaptığım için arkadaşlar çok detaya girmiyorum. Mesela A birleşim B dedi. Şöyle 1 yazacağız. 2 yazacağım. 3 yazacağım. Sırayla gidelim. 4 yazacağız. 5 yazacağız. 6 yazacağız. 7 yazacağız. 8 ve 9'u bir küme en fazla birer kez yazılır. Toplam eleman sayımız da 9'dur. Doğru yanıtımız da Ceyhan seçeneğidir deriz arkadaşlar. Evet 10. sorumuz. Yine arkadaşlar şema çizerek yapmak bunda en kolayıdır. Şöyle bir A kümemiz, şöyle bir B kümemiz olmuş olsun. Bakınız A fark B kaçmış? 13. Burayı 13 olarak verdi. Ben de kullandım. B fark A kaç? 10. Onu da buraya yazmış ve bunu da kullanmış olduk. A kesişim B 5'tir. Onu da buraya yazdık. A birleşim B'yi istemiş. 13, 5 daha 18, 10 daha 28. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği demiş olacağız arkadaşlar. Evet 11. sorumuz. S A eşittir 6 ise A'nın en çok 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? Bakın en çok 2 eleman diyor. Yani 6 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı olabilir. Veya 6 elemanlı bir kümenin 1 elemanlı alt küme sayısı veya 6 elemanlı bir kümenin boş küme yani 0 elemanlı alt küme sayısı olacak. 6'ın ikilisini hesapladığımızda arkadaşlar 6 çarpı 5 bölü 2'den 15 olarak hesaplayabilirsiniz. 6'nın birli kombinasyonu 6'dır. 6'nın sıfırlı kombinasyonu boş küme. Boş küme her kümenin zaten bir alt kümesidir. 15, 21, 1 daha 22 doğru yanıtımız Bursa seçeneği olarak bulabiliriz. Evet bu testteki yine son sorumuz arkadaşlar. E evrensel küme olmak üzere olduğuna göre B kümesinin eleman sayısı kaçtır denmiş. Hemen şöyle bir çözüme başlayabiliriz. Yine gayet basit bir soru. Önce kümelerimizi yazalım arkadaşlar. A kümesi olsun, B kümesi olsun. Hatta harfli ifadelerimi yazacağım şöyle A, B. Arkadaşlar bakın şurası 6 olduğu için ne kadar az harf kullanırsak bizim için o kadar iyi olacak. Yani şurayı ne yapmış olduk? Kullanmış olduk. A'nın tümleyeni. Kimlerdir A'nın tümleyeni? C ve D. Şuraya yazıyorum. C artı D kime eşit? 21 eşit. A'nın tümleyeni ile B'nin tümleyenin kesişimi. A'nın tümleyeni ile B'nin tümleyenin kesişimi D'dir arkadaşlar. D'si de burada 14 olarak bulmuş olduk. Bakın D'yi siliyoruz. Yerine 14 yazıyoruz. D 14 ise C'si de ne çıkar? 7 çıkar. C'sini siliyoruz. Şuraya 7 yazıyoruz. B kümesinin eleman sayısı kaçtır demiş. B kümesine dikkat edersek 6, 7 daha 13. Doğru yanıtımız
Denizli seçeneği olmuş olacak arkadaşlar.